Evet sevgili YouTube, Rent Simulator serimizin bir bölümüne daha hoş geldiniz. Hemen kanalıma abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ediyorum. Farklı farklı oyunlar oynuyoruz. Çok eğlenceli zamanlar geçiriyoruz. Canlı yayınlarıma da katılabilirsiniz. Biraz karanlık mı oldu? İyiydi böyle değil mi? Sabahın körü ya ondan herhalde. Oyun donuyor mu ona bakacağım. Şu anlık bir donma yok. Ya bakayım. Hemen sütlerimizi, peynirlerimiz. Bayağı peynirimiz olmuş dolapta görüyoruz. Kaçma. Gel buraya. Sen geç. Dışarıdakine uzaktan ha. Bu var galiba bir de. Bu var, bunu bir tutayım ben. Lan ne oluyor? Bütün inekler. Bunu artık kesmemizin vakti gelmedi mi ya? Teneke dolmuş ben de diyorum. Diğeri nerede hiç bilmiyorum ha. Heh, buymuş. Şimdi kaç ineğimiz var bu arada ya? Bu değil, bu da değil. Bunları yaptım. Hepsini yaptık mı? Hepsini salmışız. 1, 2, 3, 4. Evet, küpümüz yok. Paran alemde 3800. Hemen nerede bizim arabamız, nerede, nereye koymuşuz ya? Mavi küpümüz olmadan hiçbir şey yapamayız. Arabamızlara da göz gezdireyim geçerken. Ah, bu küçük ağaçlar beni mahvedecek ya. Mavi küf olmadan kesinlikle peyniri yapmıyorum yani. Aa. Kesinlikle yapmıyorum mavi küf olmadan. Çünkü bizim bütün gelir kaynağımız o. İneğe de o yüzden çevirdik zaten çiftliği. Keçiyle uğraşacağım akşama kadar. Ben bir şey diyeyim mi? Şu mavi küpü bir fulleyelim artık ya. Bir. Abi fulleyelim ya. Nasıl olsa satacağımız peynir dolu. Böyle. Kasa. Vallahi full mavi küp aldım ya. Bildiğin yatırım yani. Dur şunu. İki tanesi buraya sığıyor. Kaç oldu? Tam doldu. Ne alabiliyor muyum? Alamıyorum. Yumurtaya bakacağız. Böyle. Tepemizde de var bir tane. Tamam mıdır?
Hep lazım çünkü mavi küp yani. Gerek yok. Sürekli git gel git gel git gel. Adam yoruldu artık ya. Sen bu ticareti yapıyorsan kardeşim, bu işin ticaretini, her zaman tutacaksın bunun yanında yani. Lan bak, oyunda bu akşam bir sıkıntı gözükmüyor. Hayırlısıyla bir sıkıntı çıkmazsa hemen çıkarsın, hemen çıkarsın, aynen. Anlamadım ki ben şimdi. 4 tane var burada. Bak, 3 tanesi gitti. Acaba birinde var mıydı ya? Bunlar da %38'deler. Böyle. Abi bu dolapları neden yapmışım, anladınız mı? Bu dolapları zamanında boşuna yapmadık. Ha, bir dakika. Bunları bir doldur. Ha, koymadık galiba. Evet. Böyle bundan koyalım. Bir. Evet, tamam, gitti. Onları çalıştır. Dursun. Kızım yanaşma, git. Aldık. Bunları tamamen boşaltalım buraya. Artık içimiz rahat olsun yani bir süre. Yine kutuyu aldım ya. Lan bir çekil inek. Bunu al. Bak, bunları yerleştirelim. Altı tane. Dokuz tanesi bayağı para veriyordu bu arada. Saklaşmayalım fazla tezgahlardan. Tamam. Şimdi burada biraz daha, lan bir çekil be. Normalde bu sıfırlandı şu an. Doğru mudur? Doğru. Aldım bunu. Ekledim. Pişirmeye başladık. Teneke mi ezilmiş? Ben mi öyle görüyorum? Eskiyor mu bu tenekeler yoksa kullandıkça? Eğer öyle bir şey varsa helal olsun diyeceğim yani. Togun ilk sahipleri belli oldu diyor. Hayırlı olsun, kim olabiliyorsa valla.
Tamam, bu elimizdeki peynirleri alalım. Bal meselesi. Bal ne durumda? %100. Tamam, biz balı da çıkaralım hemen. Balı da çıkarıyoruz hemen. Yemek istemeyen arkadaşlar buraları atlayabilirsiniz. Her sabah yaptığımız rutinlerimiz bunlar. Ama birazdan bitiyor. Hemen balda süzüldüğü gibi hemen şeye geçeceğiz. Domuzların yanına bir gideceğiz. Ondan sonra ürünlerimizi satmaya gideceğiz. Tamam, bu bununla ilgili işlem bitti. Bal işinden bence artık vazgeçelim çünkü bizi çok uğraştırıyor yani. Bence bu son bal üretimim olsun. Bu üzülmüş madem bal. Ha, hani kaldı. Üzülmüş madem bal. Hani ben burada bırakmayayım tabii ki. Alayım, satayım ama bu bal yapılacak iş değil yani. Bayağı bir eski bölümleri izleyenler varsa bayağı bir uğraştığımızı görür yani. Bayağı uğraştık yani bu bal işleriyle. Tamam. Vallahi hiç kovanları çıkarmayacağım. Bir bal işinden artık vazgeçiyorum yani. Böyle. Cidden vazgeçiyorum yani. Şaka değil. Bunları kamyona atıp toplayacağım ben bunları. Şimdi hemen çabukça bir yem işine bir bakacağım. Yemleri doldur. Ambarı da doldur. Tavuklarla şu an işimiz yok. Evet, aldandım bak. Kapımız beyazdı. Böyle tanesini yapamamıştık. Ha, açamadım kapıyı ya. Dişi olan mıydı? Yok, bu değil. Şu. Bayağı şişmiş bu. Ne zaman acaba doğuracaksın ya? Şimdi ben şöyle. Lan, kamyon varmış. Bunları kamyona aktaracağım. Bu kamyonda malzeme varmış. Tamam, o zaman böyle devam edeceğim. Koyamıyorum. Tamamdır. Mazotu boşaltalım tamamen. Burada yumurta var. Yumurtayı da şöyle yerleştir. Bidonu al, şuraya koy. Kovanları alacağım tek tek. Evet, bunları üstte koyması bir dertti. Tamam.
Satılıyorsa satacağım yani. Ben niye atayım ki bunları bir yere? Hem buglanmasın yani bedavadan. Haritada bug yapacak bedavaya. Oyunun içinde fazlalık yani. Satayım en iyisi. Arı sesinden gerçekten gına geldi ya. Şurada da bir tane var. Şurada da dolu. İnşallah satılıyordur bunlar. Yoksa oraya bir yere atacağım yani. Bayağı üst üste konuyormuş ha. Bu kadar beceremedik. Eski bölümlerde var ya, berbat bir durumdaydı. Artık elimiz alıştı. Tamam mı? Başka yok sanırım. Bakayım. Evet, başka yok. Şimdi körüğü de satacağım. Kumanını boş ver. Tamam, bunlar dursun. Bunlar bize lazım. Hemen gidiyoruz. Şeytan bir şey diyor bana. Hemen dur bir gideyim bakayım. Ona göre. Ona göre bir bakacağım. Eğer şey varsa, lan ne oluyor? Hakimiyetini kaybettik arabanın. Eğer ne deniyor ona? Burgercide orantılar oranda, eğer çarpımlarda sığır eti varsa hemen evdeki sığırı kurban. Horoz eti, av eti. Dedim mi, bu peynirleri ben satmam abi bu şekilde. Ama param yok işte. Param yok. Hepsini satmak zorundayım. 2200 liramız oldu. Yapacak bir şey yok ya, sattık. Çünkü yani burada şunu takip edebilirsin. Ben artık garantilediğim için kendi kazancımı, inek peynirinden tamamen garantiledim yani. O yüzden ben umursamıyorum. Ama siz burada mesela dikkat edebilirsiniz. Mesela her gün farklı farklı değişiyor. Çarpı 2'ye kadar çıkıyor benim gördüğüm kadarıyla. Arı sesinin için özür dilerim bu arada. Bayağı arı sesine maruz kaldınız. Evet, hepsi satılıyor. Puan çerçevelerini satıyorum. 10'er lira. Lan ne sattım ben arada? Geçe gitti bir tane. Körüğü de sattık. Fıçı alayım bari. Ha. Gerek yok fıçıya. Doğru, artık valla işimiz kalmadı. Şimdi satın al. İyi, 200 dolar tuttu. O kadar kar ettik, kar ettik. Bence çok iyi. Bu cam bakacağız. Yakıt remorku. Bir yakıt remorkumuz yok mu? Bence var. Bıktık ya. 3 tane araba var ya. 3 tane araba var abi. Kırmızı. Ha, dayının verdiğin gibi. Ne? Oyunun burada ne işi var? Allah. Abi dur dur.
Bayağı mağazanın içine falan giriyor ya. Aveti çarpanı vardı, o yüzden vurdum yani. Buraya denk geldi, denk geldi yani, yapacak bir şey yok. Gelmeyecekti abi buralarda. Aveti 1,3 çarpan veriyordu. Denk gelirse vururuz. Nasıl olsa mermi bol. Hemen bir şunu deneyeceğim, mazot kurleniyor mu? Herhalde onun içindir yani. Lan nereye gidiyorsun? Burası benzinliğe çıkmıyor mu ya? Benim bildiğim benzinliğe gidiyor burası. Yanlış gitmiyoruz değil mi? Evet, doğru gidiyoruz ama dolanarak gidiyoruz boşuna. Neyse, yapacak bir şey yok. Aha, geyik. Abi dolduracağım mı mermiyi artık ya? Abi aveti her türlü yapacak bir şey yok yani. Şu an çarpan var. Nereden kar edersek o. Ya bir de oyunda şöyle bir şey var. Para, demin ne diyordum? Parayı garantilediğim halde mesela hala o çarpanları değerlendirme isteği var yani. Çünkü o ilk başlarda hep onunla para kazanıyorduk ya. İnsan yani bilinçaltına yer ediyor demek. Abi çok hızlı gidiyoruz. Toslamasak bari. Geldik. Şimdi bu nasıl oluyor? Bak şimdi aldım. Evet, fulleyebiliyorum. Bakayım kaç para fulleyecek. Kaç paramız var? 600. 630. Bastım. Oo, 1000 mi? 1000 TL mi? 1000 lira. Oo. Bence çok iyi. Şu an 600'lük dolduracak bana. Bence fulleyelim ya, hazır gelmişken. Değil mi? Bakayım. Baya baya 600'lük fulluyor şu an. Şimdi şu etrafa bakayım, bakayım bir şeyler var. Dolana kadar. Ne oldu bu? Bug'a girdi. Ha, elimde silah var diye öyle yapıyor. Var mı? Kimse var mı? Herhalde yok. Kimse yok. Para var lan bende. Yakıt tankeri fulluyorum ya. Artık o günlere geldik yani. Hangi günlerden? Lan ne günler geçirdik be. Adam öyle düşünüyor değil mi şimdi? Bak burada duruyor. Sigara olsa şu an yakıyor mesela. Lan diyor, ne günlerden ne günlere geldi. Gerçekten doğru mu acaba? Evet doğru. Vallahi gel doğru. Vay be, ne günlerden ne günlere geldik be. Ulan yürüyerek bidonla benzin taşıyordum be. Bidonla be. Şimdi ne günlere geldik. Bu arada saat 3.30, 15.30, yani birazdan tekrar bir inek sağma olacak. Günde iki kere oluyor çünkü. Evet, 120 liramız kaldı. 633 neydi? Bayağı fulledik ya. 1000 çok iyi bence.
Gerçekten oyunun bu şeyi şu an bu mükemmel bir detay yani bu oyunda. Hiç beklemiyordum yani bu kadar yüksek bir rakam vereceğini. Tamamdır. Ben 200 falan verir diyordum. Hani ambarda mesela 200 yem dolduruyorsun ya o kadar büyük bir ambar mesela. Bu ambardan da küçük mesela görüntü olarak. Vuramayacağım zannettiniz değil mi? Bilmediğiniz bir şey var. O eskide kaldı be. Artık ben o eski ben değilim. Koş 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 koş. Birazdan vuramıyormuşum değil mi? Gündüz saati 45'e almıştım. O yüzden şu anda et dursun ya arabada. Şu an bir acelemiz yok et illa satalım diye. Lan yapma. Dayı vermedi bize ya. Neyse vurmayacağım o geyi şimdi. Aslında vuramayacaktım değil mi? Deminki söylediğim sözün üstüne bir de vuramıyorum. O yüzden şu tankeri böyle arkaya almak istiyorum. Kim nasıl çalışıyor? Römorku çevir. Burada bir kol gibi bir şey mi var? Evet. Aa. Ne yapıyor? Fulluyor mu şu an? Evet, fulluyor. Farkında olmadan. Bakayım burayı fulluyor mu? Ha, şuradan göreceğiz mesela. Bak iniyor böyle. Tamam. Güzel oldu bu. Vallahi güzel oldu. Şimdi bu kalsın. Bu remorku burada indirelim. Biz bu hemen peynirlerimizi operasyona başlayalım. Peynir hiç çıkmamış. Tamam o zaman süt sağmaya devam. Ya bakayım. Evet. Bayağı bir sütümüz, peynirimiz oluyor şu an arkadaşlar. Bu arada bir de doğacak inekler de vardır ha kesin. Yapma. Tamam geç. Hanginizdiniz? Ha, bu erkekmiş tamam. Şu var. Yakaladım. Büyüğünü var hemen. Bir de içeride bir tane inek var. Ha, bir dakika. Küllenmiş olabilir bu. Evet. Her zamanki gibi. Turuncu inek. Geç bakayım geç geç. Ya arkadaş inadına mı yapıyorsunuz ya? Gerçekten bu inekleri. Heh, şimdi nerede o inek? Heh, burada. Ne saklanıyorsun kız? Tamam bunu da sağdık. Şimdi gelelim yine. Fulleyelim şunları. Tamam bu bitti. Nerede o? Şimdi mavi küfü al. Bir tanesini koyduk. Üstlerden al. Evet, bir tane peynirimiz çıktı. Eskilerden evet. Eskiler çıkıyor şu an tek tek.
Acayip bir para kazanıyoruz ya arkadaşlar bundan. Yani öyle böyle değil yani para. Bir önceki bölümleri izleyerek neden böyle dediğimi anlayabilirsiniz. Çünkü başka hayvanlarda da mesela keçi sütü denedik. Ama bu şekilde bir para kazanmamız hiçbir zaman olmadı yani. Keçi de sürümden kazanıyorduk mesela. Ama acayip uğraştırıcıydı yani. Tek başına yapılacak bir iş değil yani. 1990'larda olan var mı daha? Yok. Daha var. Bu dün yaptıklarımız galiba. Aslında böyle düzenli yapabilirsiniz bu işi de. Mesela birinci dolabı şey yaparsın mesela sırayla hani çalıştırmadık. Bunun da şeyi bitti. Çarpanda sığır eti geldiği zaman bu ineği keseceğiz. Hamile var mı bakayım? O bir. Bir tane var. İki tane. Bu ineklerimiz çoğalacak. Bir tane ineğimiz hamile şu an. Şimdi daha burada %100'e yakın olan var mı? Yok. Aman şimdi bir bakalım. Aha çıkarsın. Geçeceksin o işleri. Yumurtamızı biz sattık değil mi? Sattık. Şimdi tekrar bir turlayalım. Yumurtayı bu açıdan görmek iyi. Hı. Sanki gerçek şey de sallanıyor yumurtalar. Tek çekmeceyi açınca. Aha. Ne? Kızlar. Niye böyle yumurtluyorsunuz siz bakayım? Niye buralara yumurtluyorsunuz? Kapatırım vallahi bu kapıyı bak. Gidin bakayım öbür tarafa hadi. Hadi bakayım. Hadi öbür tarafa. Buradan da geçemiyoruz değil de. Bakayım ben yine içeriye de şöyle. Tamam bir tane şurada var. Başka yumurta sanki yok gibi. Tamam. Ne oldu bizim domuzlar? Domuzlarda hareket yok. Dolduramıyoruz burayı. Hemen şunları satayım geleyim. Arkana bakmayacağım bile. Avetine veriyor zaten. Bak. 165. Buna bir çarpan veriyor bazen. İnek peynirine. Yani şok olursun yani. Öyle bir
fiyat veriyor. 225 mi? 250 mi? Öyle bir şey veriyor. Acayip bir çarpan veriyor yani. Ve çok fark ediyor. Yani mesela 165'ten 200'e geldiği zaman pek fark etmiyor ama şeyde acayip fark ediyor. Bir, iki, üç. Üç tane yeter. Yatıyor musun? Ha, iyi geceler. Sahuru erken yapsak olur mu? Mesela gece 4'te değil de 2.30 gibi yapsak olur mu? Ben hazırlarım en azından. Yatmadan hazırlarım. Yatarız. Ya şey yeriz, yatarız sonra. Bir daha sana ben 8'de kalkarım. Çünkü bu şekilde yatıyorum, geri kalkıyorum. Bir daha 8'de kalkıyorum, çok kötü oluyor. Zaman sınırı Yani sahura kadar ben büyük ihtimalle dururum kadar ayakta. oynasın. Biraz edersin. Öyle yaparım. Tamam. Yani. Hadi iyi geceler. Şu yemlerimizi dolduralım, domuzlarımızın. Tamam. Bir tane de yedek aldık. Şöyle yanında dursun. Hatta yere açayım dursun, öyle dökülsün gitsin. Tamam. Gel şimdi geri. Hop. Tamam, bu kamyonu da öyle bir yere çekmişiz ki arkadaş. Ya buraya aslında bir garaj yapmak, bu neymiş tepedeki? Aa, unutmuşuz. Plus 3, 7 tane. Hemen getireyim abi. Hemen getirelim. Böyle 8'liden alayım bir tane. Buradan verebiliyor muyum? Veremiyorum. Evet, tamamdır. Şimdi böyle bir malzeme depomuz falan hiçbir şey yok. Neyse. Evet sevgili YouTube, bu bölümün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buraya kadar izleyip eğer videoya beğenip abone olduysan çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.